sizlerle sohbet başlıyor ve karşınızda sunucunuz Nazlı Müziksever. Efendim iyi akşamlar. Ekran başındaki ve salonumuzdaki değerli izleyicilerimiz. Bugün benim için çok önemli bir gün. Çok heyecanlıyım. Zira konuğum dünyaca ünlü bir keman virtüözü ve ilk kez bir televizyon programına katılacak. Alkışlarınızla ünlü keman virtüözü Mesut Okay geliyor. Buyurun. Mesut Bey, gözlerden uzak bir yaşamınız var. Bugüne dek hiçbir yere çıkmadınız. Tek bir röportajınız bile yayınlanmadı. Hayranlarınız sizi gerçekten çok merak ediyor. Çok doğru. Hayranlarım ilk defa kendi ağzımdan beni dinleyecekler. Ben de çok heyecanlıyım. O zaman sizi tanımaya başlayalım. Müziğe nasıl başladınız? Müziğe çocuk yaşta başladım. Hatta doğduğumda bir deha olduğum fark edilmiş. Ben de doğuştan gelen bu yetenekleri kendime artıya çevirmek ve ülkeme faydalı olmak için çok çalıştım. Hala da çok çalışıyorum. Dinlerken bile tüylerim diken diken oldu. Duydunuz değil mi? Çok çalışmaktan geçiyor bu yol. İkinci sorun bir eserinizle ilgili. Tarihteki en ünlü bestecilerden Johann Sebastian Bach'ın 4. konçertosunu yeniden yorumladınız. Ve tüm dünyada büyük ilgi gördünüz. Bach'ı yorumlamak sizin için nasıl bir deneyimdi? Johann Sebastian Bach'ın konçertoları tüm dünya tarafından çok sevilir. Ben de bunun farkındayım. Eve kapandım uzun süre. Ve zorlu bir süreç sonunda eserlere odaklandım. O zorlu süreçte sizi en çok ne motive etti Mesut Bey? Karı kız. Ben doğru mu? Karı kız mı? Bach'ın eserlerini iyi yorumlarsam ilik gibi karıların ilgisini üzerime çekerim diye düşündüm. Bach ve ilik gibi kız lafları aynı cümle içinde mi kullandı? Ben mi? Nazlı Hanım, o zaman isterseniz ben size bir soru sorayım. Tabii, buyurun. Kadınlar toplumun bir ferdi midir? Elbette. Peki sanat toplum için midir? Tabii. O zaman sanat karı kız içindir. Bu tuhaf yaklaşımınızı sanatçının aykırı tavrı olarak değerlendiriyor ve diğer soruma geçiyorum. Efendim, dünyanın pek çok yerinde konserler verdiniz. Hı-hı. Ama son dönemde Japonya'da çokça konser veriyorsunuz. Sürekli Japonya'dasınız. Neden Japonya? İyi para veriyorlar. Anlamadım. Ben de anlamıyorum. Yani Japonya'da ben ve benim gibi klasik müzik sanatçılarına çok ilgi gösteriliyor. Bir fiyat çekiyorum. Hemen diyorlar. Bana para veriyorlar. Ben de cukkalıyorum enayileri. Ha düş. Dış mı? Aynen. Ha dış. Hoppa hoppa. Cebellezi. Hoppa dış. Yani tabii yaptığınızın bir karşılığı olacak. Ama alkışlar sizin için çok daha önemli değil mi? Ben parama bakarım. Kıyma olmuş 350 lira. Düğünlere, nikah, kına, evlenme tekliflerine de gidebilirim. Ayrıca buradan şunu göstermek istiyorum. Hangi kamera çekiyorsa kartım bu. Sanatçı duruşunuz gerçekten göz kamaştırıcı Mesut Bey. Geldiyse düğün ayı, girsin gönlünüze keman gibi. Canlı yayında olduğunuzu hatırlatıyorum. Bir sıradaki soruma geçiyorum Mesut Bey. Lütfen. Klasik müzik deyince Cumhuriyet dönemi bestecilerimizi, müziğimize büyük katkıları olan Türk Beşlisi'ni sormamak olmaz. Sizin Türk Beşlisi içerisinde favoriniz hangisi Mesut Bey?
Çok özür diliyorum. Türk bestesi deyince benim aklıma bir şey geldi. Unutmadan. Ah! Bunu... Yoksa yeni bir beste mi? Şu an ilk defa tüm dünyanın duyacağı bir beste mi kulaklarımızda çalınacak? Gerçekten çok heyecanlıyım. Büyük bir şeye tanıklık ediyoruz. Bir saniye. Sol kulvardan Dertli Beygir gidiyor. Hemen arkasından atak yapan Has Batur onu takip ediyor. At yarışı mı bu? Aynen. Altılı oynamıştım. Son ayağı Dertli Beygir yazdıydım. Türk Beşlisi'nden Antalya'ya nasıl geldik ya biz? Dertli Beygir iyi döndü. Has Batur takipte. Onların arkasında atak yapan başkatları görüyorum. İnanılmaz bir yarış. Başa baş gidiyorlar. Ve yarışın galibi Has Batur oluyor. Ah be Dertli Beygir. Ah be senin ben derdini... Ah, ne yapıyorsun? Mesut Bey ne yapıyorsunuz? Canlı yayındayız lütfen rica ediyorum. Nazlı Hanım çok özür diliyorum. Ben bir... Yanlışlıkla Arap atını oynadım. Yanlış atı oynadım. Biz de sizi programa çağırarak aynı şeyi yapmış gibi hissediyorum. Evet, sanatı değil Arap atının peşindeki Mesut Bey'le programımız devam ediyor. Alkışlarınızla stüdyoya Mesut Bey'in hayranları geliyor efendim. Efendim bu bölümde sanatçımızın büyük hayranları Mesut Bey'e sormak istedikleri soruları soracaklar. Evet sizden başlayalım buyurunuz efendim. Efendim öncelikle... siz... Ben anlamıyorum bir şey mi var ne oldu? Benim de kulağımda bir ses var herhalde başka stüdyodan ses karışıyor. Buyurunuz. Buyurunuz efendim. Değil mi? Sizdeyiz, sizdeyiz. Tamam peki okey. Efendim, efendim öncelikle sizi burada gördüğüm için aşırı heyecanlıyım. Soruma geçiyorum. Zamanda yolculuk yapacak olsanız hangi tarihe gitmek istersiniz efendim? Bir 200 sene önceye gitmek isterdim. Ah, Beethoven'in son yılları. Yoksa canlı performansını izlemek üzere mi 200 yıl öncesine gitmek isterdiniz? Yok lan. Nişantaşı'ndan 8-10 dönüm arazi kapattım. Nasıl yani? Yatar geçirir giderdim. Beethoven'la tanışmak yerine arsa mı kapatmayı tercih ederdiniz? Siz istiyorsunuz ki sanatçılar taş yesin. Ağzı koksun. Sonra da gelsin bir bankta gebersin ölsün. Siz de haber yapın değil mi? Bunu istiyorsunuz. Ama beyefendi bunlar nasıl sözler? Siz ki toprağa ağıt diye şarkı yapmış bir virtüözsünüz. Ben kelepir bir araziyi elimden kaçırdım o yüzden onu yaptım. Gerçekten paralize oldum. Sizi artık hayranlarınıza havale ediyorum. İnanıyorum ki size gereken cevabı onlar verecektir. Buyurunuz efendim. Mesut Bey, son albümü... Kusura bakma. Kusura bakmayın işte gerçek sanatçı. İşte pişmanlıklarıyla cesurca yüzleşen gerçek bir sanatçı, büyük usta, gerçeğin peşinde, evet. Hayır efendim, ekmeğinin peşinde, siz de onu övmek peşindesiniz. Neyse, buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. Kusura bakmayın, biraz önce lafınızı kestim. Estağfurullah. Coşkunuza sağlık. Zaten heyecanlıydım, topa. Mesut Bey, son albümünüzü... Gerçekten çok beğendim. Favori albüm oldu diyebilirim. Muhteşem bir yapıt. Yalnız... dördüncü şarkı biraz uzun gibiydi. Ya böyle albümün ahengini bozmuş gibiydi sanki. Yalnız dördüncü şarkı biraz uzun gibiydi. Şarkının ahengini bozmuş gibiydi. Mesut Bey, ne yapıyorsunuz? Sen kimsin ya? Sen kimsin benim şarkımı eleştiriyorsun? He? Avam. Kaba. Yalnız... Beni gerçekten çok şaşırttınız. Böyle bir cevap beklemiyordum Mesut Bey. Ha, lütfen ya insan hayranlarıyla böyle mi konuşur? Lütfen cevabını verin halk olarak. Kim olduğumu tüm gerçekliğiyle yüzüme çarptınız. Siz nasıl bir dehasınız? Bu ülkeye fazlasınız siz. Aynen. Siz güzel hanım. Siz bana soru sormadınız. İsterseniz şurada baş başa bana soru sorabilirsiniz. İsterseniz biz çıkalım Mesut Bey. Ay, size ne canım? Size ne? Siz de karışıyorsunuz orada. Aa, ne güzel dünyaca ünlü bir değer. Hayranlarla tek tek konuşmak istiyorum. Çok hoş. Bana sorunuz var mı?
Şu an yok. Benim var ama akşam ne yapıyorsunuz? Yani bilmem. Olur o zaman. Yalnız size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kız arkadaşım var. Yani ciddi bir şey düşünmüyorum. Ha, bana uyar. Aa, şuraya bak, koskoca sanat programını izdivaç programına çevirdi ya. Duygularını net bir şekilde ifade eden gerçekçi bir ruh. Muhteşem bir sanatçı. Bu dünyaya fazla. Adam yüzünüze tükürse orçayı kim nemlendi diyeceksiniz ya. İyi sanatçı diye yani yaptığı her şeyden olumlu bir sonuç çıkaramazsınız. Evet, efendim geçen hafta Almanya'daydınız. Story'nizde gördüm. Hmm. Gördüğünüz gibi sizi yakından takip ediyorum. bizi oralarda temsil ettiğiniz için çok gururluyuz, aşırı gururluyuz. Nasıl geçti Almanya? Konseriniz hangi şehirde? Konsere gitmedim. Ha, tatile mi gittiniz? Hayır, konferansa gittim. Ha, ne konferans? Düz Dünya Konferansı. Düz Dünya Konferansı. Mesut Bey, sizce dünya düz mü? Evet, gümüşhane pestili gibi düz. Bilim insanları yuvarlak diyor ama onu ne yapacağız? İlluminati'nin köpeği onlar, köpeği. Hayır efendim. Aa, uzaydan çekilmiş fotoğraflar var. Buradan yolculuğa başladığınız zaman aynı yere geliyorsunuz filan. Beni ilgilendirmez. Aa. Ben bir taşın üstüne çıkınca burayı dümdüz görüyorum. Pardon ama araya gireceğim. Mesut Bey, bilimi karşınıza almanız gerçekten çok yanlış. Sizin gibi bir sanatçıya hiç yakışmıyor. Yakışmıyor. Sen mi savunacaksın lan bilimi? Yalnız benimle böyle konuşamazsınız. Sen kimsin lan? Ben konuşuyorum işte seninle. Seninle böyle konuşuyorum. Al, ne oldu? Mesut Birazdan Bey. Şimdi bak seninle nasıl konuşacağım ben. Aa! Görüyor musun bunu? Yırtıyorsa bak. Bak seninle böyle konuş. Saça bak. Röpleri saçı var. Yayın burada sona eriyor. Sarı yani köpek. Gel. Dünya lütfen. Düz. Bakın. Göstereceğim sana dünyanın düzünü. Lütfen. Lütfen. Bir dakika. Lütfen. Gelsene bugün. Hocam, sen buraya geleceksin. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.